Evet arkadaşlar, yarışmamızda devam ediyoruz. Daha önce de birkaç tane paylaşmıştık. Evet, bunun konusu tarım ürünleri arkadaşlar. Tarım ürünleriyle ilgili bir yarışma yapalım. Ülkemizde en fazla tarımı yapılan, üretilen tarım ürünü hangisidir? Türkiye'de baktığımızda genel üretimde de tahıllar üretiminde de birinci olan buğday olduğunu söyleyebiliriz. Tahıllar içerisinde tabii birinci bir de genel üretimde birinci sırada geliyor. Evet, ülkemiz meyve üretiminde birinci olan tarım ürünü. Elma ikinci sırada arkadaşlar. Üzüm Türkiye meyve üretiminde birinci sırada geliyor. Devletin alan kontrolünde olan bir ürün değildir. Pirinç, sıtma hastalığı, bataklık alanlarda yetiştiği için, sağlık açısından, kenevir, uyuşturucu yapımında kullanıldığı için, tütün, kaliteyi korumak için devlet kontrolündeydi. Susam, devlet kontrolünde olan, alan kontrolünde olan bir ürün değil. Aşağıdaki tarım ürünlerinin hangisi kışılıklı istemez? Zeytin, Akdeniz ikliminde yetiştiği için kışılıklı isteyen bir ürün. Turunçgil, yine portakal, limon, mandalina, greyfurt bunlar da kışılıklı istiyor. Fındık, Karadeniz kıyı kesimi ki don olaylarından olumsuz etkileniyor. O yüzden kışılıklı istiyor. Ama elma soğuğa oldukça dayanıklı. Kışlıklı isteyen bir ürün değil. Bir tarım yönteminin özellikleri verilmiş. İklime bağımlılık az. Birim alandan alınan verim yüksek. Daha çok Akdeniz Ege kıyıları Marmara'da uygulanıyor. Ekstansif gelişmemiş tarım yöntemiydi. İklime bağımlılık fazlaydı. Plantasyon ülke genelinde birkaç ürün ön plana çıkıyordu. Brezilya'da kahve gibi. Türkiye'de yok. İntansif gelişmiş modern yöntem ki bunda iklime bağımlılık az. Birim alandan alınan verim yüksek. Nadas zaten bir yıl ekilip bir yıl boş bırakma en basit anlamıyla. Toprağın mineral ve nem ihtiyacını karşılamak için de intansif modern tarım yöntemi olduğu için verilen özellikler de ona uyuyor. Monokültür bir tarım ürünü değil o alanda. Monokültür o alanda uzun yıllar yetişmiş, adını orayla duyurmuş tarım ürünleriydi. Gemlikte zeytin tabii önemli bir monokültür. Manisa'da bütün tanınmış. Konya'da tütün yetişmiyor, devlet bu alanda izin vermiyor. Ordu fındık zaten söz konusu. O yüzden Konya tütün son kararımız. Evet, ülkemiz elma üretiminde birinci sırada yer alan il. Hemen seyirciye soruyoruz.
Türk elma üretiminde birinci olan ilimiz. Atıyorum. Burada oranlar Amasya olarak da çok çıkacak ama değil. Evet, Türkiye elma üretiminde TÜİK verilerine göre birinci olan ilimiz Isparta, son kararımız. Evet, ülkemizin dünyada birinci sırada olmadığı tarım ürünü. Evet, telefon numaralı. Biraz zaman kazanalım. Evet, fındıkta birinciyiz arkadaşlar. İncirde birinciyiz. Narda birinciyiz. Kirazda birinciyiz. Kayısıda birinciyiz. Ama üzümde birinci değiliz. Son kararımız. Dünya üzüm üretiminde birinci sırada olan ülke Çin. Evet, son sorumuza geliyoruz. Az kaldı son iki soru. %50 joker hakkımız var. Aşağıdaki tarım ürünün hangisinde devletin alan kontrolünün nedeni sağlık değildir? Burada %50'yi kullanıyorum. Pirinç sıtma hastalığından dolayıydı. Tütün ki kaliteyi korumak için tütünde sağlık açısından bir kısıtlama ya da alan kontrolü söz konusu değil. O yüzden tütünü işaretliyorum. Evet, son sorumuza geçiyoruz. Jokerlerimizi bitirdik. Evet, Konya ili 2019 TÜİK verilerine göre hangisinin üretiminde birinci sırada değil, gelmez demiş. Şeker pancarında uzak ara önde, buğdayda birinci, mısır ve patates var arkadaşlar burada. Patates üretiminde neyi değdi? 2019'da mısır üretiminde özellikle Konya birinci olmuştu, Adana'dan birinciliği almıştı. O yüzden patates NİDE olduğu için birinci sırada gelmiyor.